Evet, bize temizlik başladı. Evet, kalbimizi de çizdi. Evet, Murat şimdi balkonlara başladı. Kovaya şey yaptı, Miray'ın o Dalin şampuanı var ya, ondan sıktık. Önce şöyle bir su tuttu balkona. Şimdi de güzelce köpükleyecek. Ondan sonra da su tutup durulayacak. Sonra ben de arkasından kurulayacağım. Çünkü kurulanmazsa iz yapıyor damga damga. Bir de böyle alt katta olunca poşur poşur güzelce yıkanmış oluyor camlar. Tertemiz. Evet. Murat Bey'e kolay gelsin diyoruz. Evet, bugün bir de Miray'ın odasında değişiklik yapacağız mı yapmayacağız mı bilmiyorum. Bakacağız artık. Birazcık göstereyim şöyle. Miray'ın bisikleti de yukarıdaydı. İndirdik, havalar şimdi artık biraz daha açtığı için. Dedik şu ara tarafta sürülüyor. Orada dedik sürer oynar. Ama tekerinin havası mı inmiş dediler, bilmiyorum. Ona bir bakacaktı babası. Baktı mı bakmadı mı ondan da emin değilim. Evet, bugün balkonlar, camlar hallolur. Evet, bize kolay gelsin. Batuhan da bu arada bilgisayar oynuyor. Onların odasından çekiyorum şu anda. Evet, Batuhan ve oyun keyfi. Şimdi yatak odasının camını yıkıyor. Murat Bey, Miray Hanım geç kalktığı için yatağı şimdi yaptım. O biraz uyudu, küçük hanım. Dün gece biraz geç yatmıştı. Murat şimdi buranın camını, ben hatta yatağı yaparken belki fark etmişsinizdir, yıkadı. Miray da hemen kendini dışarı attı. Bisiklet sürüyor. Demek ki havası var herhalde. Ama yok, tekerleğin havası da çok da yok gibi mi duruyor? Zorlanıyor sürerken, sanki bir yerinde arızası var gibi. Evet, var. Çünkü bayağı zorlanıyor. Evet, Murat şimdi dışarıdan yıkadı. Kurulama yapıyor camı. Ben de şimdi içeriden sileceğim camları. Evet, şimdi buradan ilerisini zaten hızlandırılmış bir şekilde veririm. Evet, bu cam halloldu. Miray Hanım da burada. Evet, yine bir işler peşindeyiz. Hangi işler peşindeyiz? Şundan gördüğünüz üzere zaten az çok anlamışsınızdır. Asitonla şurada az bir etiket lekesi var. Bu Winx'li bir masaydı. Etiketi hani kalkınca bu hale geldi. Murat'a dedim şey yapalım.
Bunu işte, beyaza boyayalım dedim. Boyamızdan çünkü artmıştı. Bunun ayakları böyle yeşil renk dedim. Ayaklarını da hani beyaza boya. Çünkü odası her şey artık beyaz oldu. Şimdi asiton döktük, şöyle bekletiyoruz çıksın diye. Birazcık yumuşasın, hani zorlamasın bizi. Zaten şöyle gördüğünüz gibi yavaş yavaş şöyle soyuluyor. Evet, burada da sandalyemiz var, yeşil renk. Bunlar zaten şeye falan da geliyor. BİM'den almıştı herhalde Murat. Ya BİM ya 101'den almıştı. Böyle bir sandalye. Hatta Miray Hanım buraya böyle bir boyama çalışması yapmış. Bunu da beyaza dedim. Boyayalım, takım halinde olsun dedim. Bu zaten evde onun üzerinde duruyordu. Şimdi önce onları bir boyasın dışarıda. Ondan sonra artık bakarız. Bugün ne yaparız? Artık ilerleyen saatlerde ne olur bilmiyorum. Ama sabahtan beri durmadık. Bayağı bir yorulduk. Bey bayan çalışıyoruz yani. Birimiz süpürdü, birimiz sildi. Demin lavaboları yıkadım. Makine de zaten yine çalışıyor her zamanki gibi. Evet. Aslında bugün niyetimiz sadece Miray'ın odasının şeklini değiştirmekti ama bir o işe başlayınca oradan ora derken öyle farklı işlerde bulduk. İnşallah Miray'ın odasına da geçecek. Ama camlar da aradan çıkmış oldu. İyi oldu. Sadece üst katın camlarını silmedim. Üst katın camlarını da daha sonra silerim diye düşündüm. Şimdi alt katınkileri hallettim. Murat hani yıkamışken hazır. Ondan sonra da zaten üst katınkini hallolmuş olur. Yani derin temizlik gibi olmuş oluyor bir nevi. Çünkü bahar temizliği. Hani evi kaldır indir temizliği denir ya, ince. Her detayın yapıldığı temizlikler. Ayizeden tutun da işte peteklere, şeylere kadar. Ama petekleri daha şu anda silmeyeceğim çünkü hala yanıyor petek onun için. Petekler ne zaman sönerse, hani yakmayı bırakırsak inşallah en yakın zamanda, o zaman petekleri de temizleyeceğim. Yani o zaman yine temizlik yaparız. Yani zaten bol bol yapıyoruz. Evet, az bir şey anlatacaktım. Uzun uzun konuştuk. Evet, görüşürüz arkadaşlar diyorum. Şunu açın, benim boyum yetmez sen. Üzerini alacağım. Ama üstü demir. Ama evini mi? Evini kırdım. Ama yatağı kırdım. Oy. Bir yeri şarkısın. Dizin var dedim ben. Çekindesin beyefendi. Yapma ya. Beni koyma daha. Şimdi şöyle, daha önce yapmıştık ya, bu yatağı böyle çevirmiştik. Şurada bir komodin vardı. Ayak ucunda da bir komodin vardı. Ama hani alan da gerçi daha fazla mı kalmış oluyordu? Ya da şöyle mi yapalım? Hani ortalı olsa daha mı hoş durur yatak, değil mi? Buraya bir komodin koyacağım. Şuraya bir komodin koyup yatağı tam şöyle alalım. Alalım. Hani burada komodin olsun. Tamam. Ama şurasında şöyle boşluk olacak. Çirkin mi durur? Şöyle bir boşluk gelecek. Şuraya da gelecek. Şuraya kadar gelecek. Ama komodini de koyacağım. Bunu. Böyle o zaman bu tarafa koyamayız. Ayak ucuna çirkin olur. O tarafa koysak orada da çirkin mi durur? Yani orada bayağı. Hı. Yatağı hı. Böyle koysak. Böyle koysak yatağı. Tamam, yatağı böyle koydum. Bu. Gardırobu şuraya koyacağım. Şuraya koysam. Bu duvara koyacağım. Yatak burada olduğu zaman burası. Şimdi bu sefer kapı çıkış yönü şöyle olacak. Şuraya şuradan gelecek. Şöyle dolaşacaksın. Böyle dolaşacaksın. Yani bu en güzel böyle gibi geliyor gözüme şu anda. Batuş, bir de Batuş'a soralım. Batuhan oyunda mısın? Batuhan? Oyunda mısın? Bir gelsin abi. Ben bakayım oyuna, sen bak. Ben bakayım oyuna. Evet, Batuhan'dan da fikir alacaktık. O da oyundaymış. Neyse. Batuş'cum, senin de fikrini alalım. Şimdi odada nasıl bir değişiklik yapalım? Yoksa olduğu gibi kalsın mı? Olduğu gibi...
da görüyorsun. Yoksa yatağı böyle mi koyalım diyorum. Özel kapı, kapısı kapı. Kapıyı çok bunu yatağa bak. Bence böyle... Yatağı şöyle mi koyalım? Yatağı şöyle al. Nasıl? Ortada. Oraya bir komodin koyabiliriz ama bu, o zaman bir komodin boşta kalacak, o komodin sırt içecek. Ayak dibine koyacağım. Nasıl ayak? Ayak dibine koyarsınız. Boşluk kalacak. Bir kere yapmıştık ya, yatak, oraya koyacağım. Yatak şöyle köşedeydi, duvara yaslıydı. He, duvar dibine alalım diyorsun. Ama yatak böyle ortalı daha mı güzel duruyor değil mi? Yatak ortalı daha güzel duruyor bence. Değil mi? Ya, ama bak, o tarafı alırsan, söyleme. O tarafı alırsan daha çok boş alan kalacak gerçi. Duvar dibine bunu yatağı ya verin. Ya şimdi sticker'ı yapıştıracağımız için onlar sticker çok düşünüyorum. Sticker'ı fark gene en halükarda. Yani bir değişir. Veya al. Değişemezsin sticker'ı. Niye? Yok, sticker'lar o duvarda kalır. Ne fark eder? Güzel durmaz ki ama. Niye kalmayacak? Yani illa sticker burada diye... Yatak başında olacak. Çünkü sticker sadece şuradan şurayı kaplayacak. Bu yatağı buradan aldığın zaman sırıtır. Onun için güzel bir dengeleyelim. Sticker'ı biz aşağı kadar indirmeyeceğiz. Ne kadar bir alan kaplayacağız? Sticker şöyle mesela, yatağın şu baş tarafını yapacaksın. Ya da şu kedili tabloyu oraya koyup da sticker'ları sadece şu duvarı mı yapsak? Ha, öyle olabilir. Değil mi? Öyle olabilir. Bence şu duvarı... Ya da kedili tablo da orada kalsın, ya da kedili tablo böyle yatak başına daha mı iyi? Kedili tabloyu buraya alalım, sticker'ı bu duvarı sticker yapalım. Komple sticker yapalım. Değil mi? Daha iyi. Uyuyan göz de oraya koyalım. Çünkü kapıdan girişte burası. Uyuyan göz de almıştık ya. Ha, bak onu da yapalım. Mirayım diyor, gözüyüz. Aynen. Aynen. Şimdi bak bunu alalım. Ha, önce bir yeri tabanı silelim açalım. Ondan sonra sticker'ları buradan şeyin hepsini aşağı doğru indirelim. Aynen. Olanı ben İnşallah yeter. Onu ben o duvara alayım. Miray. Üşüdün mü kızım? Ayağına çorap, gelsen çorabını giydi, ondan sonra çıkarttın. Üşüyorum. Bak herkes mi oldu? Bir yelek ver oradan ya. Hepsi kız. Baksana 5 tane kız. 1, 2, 3, 4 tane kız. Ben bazen de elimi yakalayacağım. Seni bırakıyorlar hep geri ya. Tombik de gelmiş buraya. Miray. Koşarken terlikle düşer mi? Evet, Miray'ın oğlu. Hayırdır oğlum, doğru mu var? Benim de kolum var. Evet arkadaşlar, birbiri arasında şu anda diyorlar, ben Miray'a el salı şey verdik, kapşonlu. O da diyor benim diye el salı diyor, ayakkabım var benim, el salı bilmem neyim var diye. Evet, tam yatağın başında olsun. Kedili tablomuz. Böyle mi? İyi, evet, değil mi? Çünkü yazısı da var. Asma payını da hesap et de ona göre çak. Hani ortadaysa. Şu iyi mi? İyi. Şurayı bana eşitlemeye çalıştırdı. Şu duvarı. Yatağı eşitlemeyelim mi? Duvarı mı eşitleyelim? Tamam. Ya da duvarı eşitleme. Ne yapalım? Duvarı eşitle istersen. Sen. Şöyle. Öyle iyi gibi. Şimdi tutalım. Burası ortaydı değil mi? Şey, şu komodini böyle alsak mı biraz daha? Alırız, alırız, alırız. Burası bizim şotamız. Getir aşkım. Beydi yani boynum rengi. Allah. Şimdi tamam, bu şarkıyı Batuhan bana bir dinletti ya, akşama kadar bunu söylerim. Ben. Böyle oluyor oğlum sana. Dilime şimdi dolandı. Şimdi bana düzgünü söyledi. O düz konusunda böyle bir şey değil. Bakın iyi galiba. Oh. Bu arada Murat boyaya biraz fazla su koymuş. Su koyunca da... Evet, hemen şikayete başladım. Fazla su koyunca boya biraz tutmayacak gibi.
O da diyor ki yenisini diyor alırız boyanın. Dedim boyanın yenisini alana kadar dedim üzerine biraz daha katar yeni masa alırız dedim. Çünkü hani o boya artmıştı ya, en azından demiştim o masayı da değerlendiririz. Hani odaya uyumlu hale getiririz diye düşünmüştüm. Olsun, kocamın canı sağ olsun. Arada öyle aksilikler olur. Her şeyi yaptı yani, yakıştırdı. O da şey, nazar boncuğu. Aşım demin iyiydi, niye kaldırdın? Ondan iyi aşım, ben şöyle yaptım. Şurada boşluk kalktı onu. O şeye yaslı olduğu için ondan ötürüdür. Yok, tam yok. Düz olmaz ki. Çerçeveler oldu yamukluktan. Yamukluktan değil aşkım. Çerçeve. Ortalı konduğu için böyle olmuyor mu? Yok, çerçeve şey. Ağaç çizdim, onu çekmiş öyle. Tahtanın üzerine koyduğum halde yok, görüyor musun? Şöyle duruyor. Sen bana tamamdır. Evet, belki alışveriş videosunu izlemeyenler olmuş olabilir. Şöyle dedim, yine göstereyim. Şöyle Trendyol'dan bir tane Miray'ın çok hoşuna gitmişti. Bir tane uyuyan göz aldık şöyle. Onu yapıştıracağız. Bir de şöyle duvar sticker'ı. Kalpli kalpli. Pembiş pembiş. Şöyle hani karışık farklı farklı şekilde dizeceğiz. Efendim aşkım. Ben söylenmiş. Şimdi karar vermeye çalışıyoruz da. Şöyle küçüklerden var. Büyüklerden 6 tane mi var? 2, 4, 6, 8 tane var. Araya serpiştiniz. Evet, araya serpme yaparız diyor Murat. Şimdi küçükleri şöyle geliş güzel dağıtacağız. Ben de yapıştırayım mı? Altlara doğru. Ama önce yukarıdan başlayalım değil mi? Doğru. O zaman tek sen yapıştıracaksın. İyi, ben de seni izleyeyim bari. Aşkım sen ne yapıyor musun? Ne yapayım? Evet, ben bir sütlü köpüklü yapayım, hemen geliyorum. Sizi Murat Bey ile baş başa bırakıyorum. Zaten buradan ilerisini bak, hızlandırılmış bir şekilde. Bak, şöyle olacak. Murat bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı dolaşır. Ama hesap et ki aşkım, böyle hani bütün duvarımıza yetsin. Çok yakın yakın yapma, aralıklı yap. Hani bak, şöyle yapacağım Ece. Nasıl yapacağım? Simetrik gibi değil, böyle karışık dağınık halde olsun. Değil mi? Çünkü orantılı durmasın. Böyle dağınık dağınık durursa daha hoş durmaz mı? Yok, şöyle yapacağım da. Telefon çaldı. Araya şey koyacağım. Ben hemen bir konuşayım, dönelim. Küçüklerden de. Evet, aile konferansı yaptık. Ablamlar, annemler falan aradı. Ben şimdi gideyim. Bir kahve yapayım. Sütlü köpüklü. Ondan sonra Murat'la sizi baş başa bırakıyorum. Görüşürüz diyorum. Ben de. Bu gözü nereye koyalım aşkım? Koymadan önce istersen. Yok, şimdi hepsi araya verip veririz onu. Yok. Ama gözü önce koymak yok, gerekir. Yok yok. Aralarda boşluk olacak ya. Daha ama orantılı olacak. Koyacağım. Belki tam orantıya koyacaksın onu. Onun için. Yok. Önce bunu koy. Aşkım. Aşkım. Efendim aşkım. Aşkım. Ama aşkım. Peki bunlar şeyde mi durur? Yani böyle. Ya, yastık yanında mı durur? Yani yatak yanında mı durur? Böyle duvarda mı durur? Duvarda. Sen nasıl olsun? Bilmiyorum ben. Yani yok, nasıl duvara koyuyorlar? Yatak odasına nereye koyuyorlar? Onu demek istiyorum. Duvara koyuyorlar. Şimdi buraya bak, koyamayız yatağın başına. He. Sen nereye koyalım diyor? Yok, bilmiyorum. Ha, bu duvarda olmasın. Ben deliği bozmasın. Olur olur, yok koyarız. Şöyle koyarız. Büyük. Badyan. Tamam, badyanı boş ver. Aha, buraya koy. Çağır mı? Şey biraz ayrı ama sen, şeyine denk gelir mi? Ben tam kahve yapmaya gidecektim. Batuhan, bakar mısın anne? Bu nasıl yapışkan? Evet, bu nasıl yapışkan? Bu yapışkan değil bence. Ya da kalkmış mı yapışkanı? Ha. Bunu diyor, baban diyor ki başka farklı bir yere mi? Yapışkan değil değil mi bu? Yapışkan. Ha. Nereye yapıştıralım diyor. Bu duvara yapışır değil mi bu? Kapıya yapışır. Kapıya mı? Dilerken göz olsun. Kapıya mı yapıştıralım bunu? Yok. Ha? Başka yapılır, bunun içinde yapışılacak bir yer yok ki. Baban şu duvara diyor, hani yapılır mı diyor da. Ben de dedim, genelde hani şu duvara şey diyorlar ya. Önden yapıştık dedim. Bu ama orantılı yani. Aşkın. Aha. Çok böyle yapışık yapıştırmayacağız bunu. Tamam, sen şimdi sen bana de. Sen ne kadar geleceksin buraya? Bak, bilmiyorum. Batuhan gel, kaçma. Aşkım bilmiyorum da mesela. Mesafe nasıl edelim. Yapalım? Yeni başladık. Şöyle mi yapalım? İyi. Aralığını babam biraz daha gitsin mi öte? Şöyle çok, mi olsun? Biraz da böyle olacak. Şu an bir tık daha gelen bence.
Böyle mi? Daha iyi. Duvarı ortaladık mı? Yok be, daha biraz daha aşağı indirmeniz gerek mi? Yok yok, şey bak, sağ olsun. Hı-hı. Belki böyle boyut olarak yukarıda olsun, böyle iyidir. İyi bence. Ama ikiniz aynı yerde, ona bak. Aa, benimkine sen yapıştır da benimkine bak. Uzaktan anlaşılmaz çünkü. Benimkine bak. Geç abi. Sen geç arkaya. Yine de riski bana verin. Evet, riski bir sefer sende olsun. Aşağı in. Ece, sol elin sabit kalsın, sağ elini biraz aşağı doğru çek. Dur şimdi solum sağım karıştı. Ha, sol elim aşağıda. Sol sabit, sağ biraz aşağı çek. Sol sabit, sağ aşağı çek. Tamam. İyi mi? Tam iyi mi? Eşit mi? Ha, aynen yapıştı. Bir dakika dur. Ha. Az solu yukarı çıkar. Ha, şimdi ne yapıyor? Ha. Çıkar biraz daha. Biraz daha. Tamam yapıştı. İyi mi? İyi. Şunlara bak. Bir şey, o göz değil ki, kirpik. Kirpik kirpik, uyuyan göz şey yani. Miren göz yani. Yani uyuyan göz. Camış uyuyor yani, mantıklı. Camış. Fatih, sen başına yapıştın aslında. Yapıştı. Ama güzel oldu, değil mi? Hoş durdu bence. Tamam hadi, yürü, yap. Olmadı bence. Tamam, gidiyorum. Yapamazsın siz zay. Ben gidiyorum. Allah kolaylık versin yani. Böyle kızından fedakarlık için uğraşıyor ya. Evet. Adam yeniden oda dizdi adeta. Batuhan, kahveyi sen mi yaparsın, ben mi çıkayım yapayım? Sen güzel yap önüne. Sen de yapacak mısın? Olur anne. Senin önüne olur çok İçeri girmesin. Baba göz efektini görmüyorlar. Aha, gel görsün, or gelsin, oradan görsünler işte. Buradan mı? Tamam. Yeni arkadaşlar, balkondan görebilirsiniz. Tamam, ama nasıl göreceğiz balkona? Burada mı? Nereye geleceğiz balkona? Buradan, buradan. Hemen gelip çıkarız ama söyleyeyim. Ben evet. Gireyim. Hemen gireyim. İçeri girmeyeceksiniz. İçerisi... Peteği sileceğim ya, soyulur diye düşünüyorum. Ha, iyi. Sen de aşağıdan yapıştır. Ya da yapalım mı? Geç sen şu tarafa yapıştırır. Dur bir Nescafe fincanımı bir göstereyim arkadaşlara.
evet arkadaşlar. 20 yıllık o. O 20 yıllık o. 20'den azdır aşkım. Olsun. 15 seneden fazladır. 18 senelik vardır herhalde. Var. Bir dönem belki bilenler bilir, şöyle modaya düşüyor. Dur açıyı, öbür açıyı alayım çünkü böyle görünmüyor. Böyle daha net görünecek. Şöyle bir fincandı. Bunu bana Murat sevgililer günü müydü? 14 ya sevgililer günüydü. Gerçi kutluyor muyduk? Biz yok ya, kutlamıyorduk ya sevgililer günü. Ya evlilik yıl dönümü. Yine bir jestlerimden biri. Tabii hemen böyle dönecek. Şöyle bardağın bir tarafında kendisi vardı. Ondan sonra şöyle kalp içinde ben ve o. Şu tarafında da bardağın yine ben vardık. O şekilde yaptırmış. Ama ben ne yaptım? Makineye attım. Normalde simsiyah bir bardak bu. Dedi ki hani bir şey yap da içelim dedi. İçine koydum, bu kapkara bir bardak. Ondan sonra bir koydum, baktım Allah Allah bir şey çıkıyor resim. Ondan sonra böyle resimler çıktı. Yani sürpriz yapmıştı sağ olsun. Sever böyle şeyleri. evet. ama ben ne yaptım? Ben ne yaptım? Makineye attım ve bu hale geldi bardağım. Bilmiyordum hani makineye atılmadığını. O da beni uyarmamıştı. Uyarmadığı için bardak şuraları falan soyuldu. Söylemedim mi? Söylememişler. Ha, seni de uyarmadılar. Evet, uyarsalar iyiydi. En azından mesela makineye atmazdım. Attığım için şöyle bir soyulma meydana geldi. Ama olsun. Şimdi size göstermek için zaten kullandım. Yoksa kullanmıyorum. Normalde öyle duruyor yani. Evet. Ben devam diyorum. Şöyle hem göstereyim. Çok da hoşuma gitti benim. Çok da güzel. Evet, şimdi size gösterelim dedik. Önce şöyle bir uzak açıyla gösterelim. Ondan sonra da yakın açıyı alacağım. Valla biz çok beğendik. Çok hoşumuza gitti. Hepsini şöyle bir kağıdım arttı. Ha, bir buçuk. Şöyle bir buçuk kağıdımız arttı. Dedik bu da belki hani sökülen kalkan olursa dursun dedik. Çünkü şu anda kafi gibi. Bir de yakın kamerayı alayım, öyle göstereyim. Evet, yakın kameradaki hali de bu şekilde. Yani gayet ucuza çocuklarınızın hani odasını dekore edebilirsiniz. Hem de onları sevindirmiş olursunuz. Bu tablosunu zaten Miray kendisi seçmişti. Bu kedili tablosunu. Ablam da vardı o zaman. Koçtaş mıydı? Bir yerden... Yok. Ceyl'dan almış. Hayır. Ceyl değildi. Tekzen. İstanbul'da mı seyrediyorum bunu? Hayır. İstanbul değil. Ablamla birlikte gitmiştik. 41 AVM'den almıştık. Ya ama Tekzen'di. Ablam da belki hatırlar, sorarım. Şu anda aklıma gelmedi. Yani bu tablo da çok öyle pahalı bir tablo değildi. Bu da hani böyle Miray seçti. Biz de dedik tamam hadi o olsun. Sonra işte zaten bu da çok ucuza mal edebileceğiniz hem evinize renk katar. Mesela yıldızlı falan da vardı. Noktalı var. Yani farklı farklı böyle yapıştırıcı stikerler mevcut. Hani o sizin zevkinize kalmış. Ben şimdi Miray'ınkisi pembe beyaz odaklı olduğu için bu şekilde yapmayı düşündük. Zaten kedili tablosu da uyum sağlıyor. Yazısı da Miray. Bunu doğum günü için almıştık. Demiştim hatta 4 yaş taşınma işi falan olunca o zaman yapamamıştık doğum gününü. Evet, şimdi bu odanın bu halde kalacak ama şimdi odamızı bazanın altını çekip süpürüp silmem gerekiyor. Şimdi Murat Bey çeksin. Ondan sonra süpürüp silelim. Bu odanın işi bitiyor. Sadece bir halı eksiği kalıyor işte. Halısını da tamamlarsak tamamdır. Bir de tül eksiği. Yani tülü şu şekilde Miray'ın. Benim hani yeni tül yaptırmadım ben buraya. Elimizde olan tülü kullandım. Bu tülüm de çok eski bir tül değildi. Ve hani çirkin de bir tül değil aslında. Güzel bir tül. Şöyle kar şeyli desenli. Yani taşınma işi şeyi olunca ekstradan hani yaptırmamıştım. Bunu boyalı yıkayacağım. Böyle var mı acaba? Mesela tülü yıkıyorsun, boyaya basıyorsun. Böyle renk alıyor. Bunu pembeye boyayacağım.
Çok koyu bir pembe değil. Yok. Pembe değil de tül olarak yine beyaz olup yanına böyle fon olabilir diye düşünüyorum. Bunun yanında fon olabilirsin bu perdenin. İşte onu da seyircilerimize diyecektim. Evet, bizi takip eden arkadaşlarımıza ricamız olsun. Buraya pembe fon alsak mı, yakışır mı, yoksa hiç mi almasak, böyle hali güzel mi? Bir de halı işte var. Ama buraya da pembe halı gitmez çünkü tonunu tutturmak mesele olur. Beyaz halı olabilir diye düşünüyorum aslında. Çünkü burada yemek falan yemeyecek, içmeyecek. Çok kirlenmez diye düşünüyorum. Makineye atılan halılar var ya beyaz renk bir halı olabilir. Evet, kaymaz. Evet, yani onu da artık zamana yayıyorum. Şimdi değil de artık. Ya yaza doğru artık şu virüsler falan da bir kalksın. Normalde ben internetten alışveriş yapmayı hiç sevmezdim. Hani korkuyordum ne olur ne olmaz diye ama şimdi takip ettiğim, izlediğim hani Instagram'dan olsun veyahut da YouTube'dan olsun takip ettiğim arkadaşlar vardı. Onları izledikçe, ettikçe ve güvenilir böyle alışveriş yerlerini, özellikle de yorumları çok dikkatlice okuyorum. Ona güvenerekten verdim. Yani bayağı bir alışveriş yaptım. Yoksa ben internet alışverişini sevmiyorum. Hani böyle gözümle göreceğim, dokunacağım, hissedeceğim. O şekilde alışveriş yapmayı seviyorum aslında. Ama yani beklesek daha çok bekleyecektik. Çünkü bayağı bir zaman oldu dekor işleri için. Artık yani yavaş yavaş başladık bir ucundan. Zamanla da bitiririz. Ha, Miray'ın lambasını da şöyle göstereyim. Şöyle lambası şeyiyle çok uyum sağlıyor. Bazasının başıyla birlikte çok uyum sağlıyor. Rengi de inşallah şöyle net görünüyordur. Evet. Ha aynen. Söndürdüğün iyi oldu. Şöyle bir lambası var. Sadece şuraya kahve fincanlarımız da orada. Şu bulutluyu ben biraz daha büyük umuyordum. Ya şöyle duvara bir gece lambası düşünüyorum ya da şuraya bir tane abajur düşünüyorum. Bilmiyorum. Bakacağız. Evet, şu peluşları ben tekrar oraya dizeyim. Ha, dizmeden önce gerçi yatağın altını falan çekip silelim. Ondan sonra evet, gururlu kızının odasını yenilemiş bir Murat Bey görüyoruz. Eline koluna sağlık aşkım. Bu sıralar çok yoruldum. Ya. Ben devamını getiririz inşallah. Diğer odalarla. Yazmayalım ya, sorun değil. Aynen. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Çekiyor şu anda. Ha, çekim yapıyor. Ay pardon. Odayı sildik, süpürdük. Kamerayı ayarlamıştım, şu tarafa koymuştum. Çekiyor diye, güzelce çekiyor diye düşünmüştüm. Ama hafızası dolmuş ve çekmeyi durdurmuş. Yani şu komodinin arkasını çekip sildiğimizi ve şu tarafı sildiğimizi göstermemiş. Evet, Murat'la birlikte birimiz süpürdük, birimiz sildik. Tozunu zaten gündüz almıştık. Bu şekilde odasını hazırladık. Evet, kapanışı yapmak için geldim karşınıza. Yamuk aşkım, yamuk oldu, yamuk düzdü, yan oldu aşkım. Azıcık daha böyle yapman lazım. Ay, tam kapanışı yapıyorduk aşkım, burada dikkatimi dağıtıyorsun. Evet, buraya kadar izlediğiniz için öncelikle tabii şu anda nasıl çekiyorsun diye düşünüyorsanız, birkaç dosya sildim hemen şeylerden. Miray bazen oyun yüklüyor, onun oyunlarından yükledim. Bazı programlarım vardı, onlardan hemen sildim. Hafızada yer açtım. Tabii ki hafızada böylelikle yer açmış oldum. Ondan sonra tekrar karşınıza geldim. Bilmiyorum. Bizim hoşumuza gitti. Murat da çok sevdik. Böyle hatta geçtik karşısına bakıyoruz böyle. Yani beğendik. Miray Hanım da beğendi. Ama şu anda arkadaşlarıyla oynuyor dışarıda.
tam böyle bir netice hani veremedi ama arkadaşları gördü galiba, onlar sevdiler değil mi? Evet. Arkadaşları geldi şimdi bakıyor, aa Miray diyor ne güzel diyor hani odan diyor. Hani onlar da sevdiler yani. Onlardan da çocuklar yani sevdiyse tamamdır. Onlardan nota almış olduk. Geçer nota aldığımıza göre işlem tamamdır. Evet, lafı daha fazla uzatmayayım. Buraya kadar izlediğiniz için öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, like böyle, like'lar çok az geliyor. İzlenme mesela diyelim ki 200-300 ise yani hepi topu toplasanız 30 kişi veya 20 kişi like atmış oluyor. Lütfen en başta böyle videoyu açtığınızda böyle like'ı unutmazsanız ya da ben izlerim de unutmam derseniz o şekilde yaparsanız çok sevinirim. Artı eklemek istediğim bir de birbirinizin yorumlarını beğenirseniz o da öne çıkaran, önerilen videolara gitmesini sağlıyormuş. Görüyorsunuz emek veriyorum, uğraşıyorum. Sizlere ulaşmaya çalışıyorum. İnşallah sizler de severek izliyorsunuzdur. Bana destek olan, beni izleyerek, takip ederek, like atarak izleyen, destekleyen herkesten Rabbim razı olsun. Ne dilekleri, ne muratları varsa Rabbim nasip etsin diyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Evet, işimizi yaptık, bitirdik. Menümüzde ne var? Börek yaptık. Bu yufkaları açmıştık. Teyzemin kızıyla birlikte açmıştık. Nazlı'yla. Şimdi onlardan şöyle tepside bir börek yaptım. Bir de yoğurtlu salataları çok seviyoruz. Az çok artık siz de öğrenmişsinizdir. Bir de yoğurtlu salata yapacağız yanına. Evet, yoğurtlu salatamızda mayonezle yoğurdumu karıştırdım. Burada közlenmiş biberim vardı. Kırmızı biberim. Hatta son közlenmiş biberim. Başka közlenmiş biberim kalmadı. Patlıcan da közleyip atmıştık. Bittiler yani, finish. Ve közlenmiş, aman közlenmiş diyorum. Altında da dondurulmuş mısır var. Şimdi bununla birlikte karıştıracağım hepsini. Yani yoğurtlu salataları seviyorum. Yani seviyoruz. Batuhan da çok sever böyle yoğurtlu salataları. Evet, menümüz de bu şekilde. Bize afiyet olsun. Hoşça kalın.